Yaşlarda büyüme, zeka geriliğinin önlenmesinde etkilidir. İyi günler diliyorum değerli izleyenler. Kıbrıs TV ekranlarında manşet programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Haftanın sonuna geldiğimiz bugün duayen gazeteci Akay Cemal ile birlikte haftayı değerlendireceğiz. Bir hafta boyunca ülke içerisinde yaşanan olayları tek tek ele almaya çalışacağız. Hoş geldiniz Akay Cemal. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi geceden başlayalım isterseniz. Yürürlüğe giren akaryakıt zammı. Bunun yanı sıra zamlar sadece akaryakıtla sınırlı kalmadı. Zaten akaryakıta zam demek, her şeye zam demek, bunu artık biliyoruz ama yumurtaya zam geldi, tavuk etine zam geldi, ekmek fiyatlarına zam geleceği konusunda sinyaller verildi. Yani şöyle diyebiliriz, iğneden ipliğe yine zam, petrol fiyatlarında yansıyan bu zamlarla birlikte peş peşe gelecek galiba. Bugün Kıbrıs gazetesi de insaf artık diye bir başlık atmış. Gayet yerinde galiba. Öyle, evet. Nasıl yorumlayacaksınız bu zamlar, bu ekonomik darboğaz nereye doğru gidiyor, ne olacak bizim halimiz? İncir ipi gibi uzayıp gidiyor. Evet. Öyle derler eskiler. Evet. İncir ipi. Evet. İncir yani ipi. Hatice teyze diyor ki, ben sabahleyin iki yumurta yerdim kahvaltıda, bire indirdim. Ama çocukların boğazından da kesemezsin ki. Tabii ki. Yani çocukların ihtiyacı var. Hani hele yetişkin oldular mı, onlara ikişer yumurta vesaire. Ama bir yandan da kısıtlamalar başladı. Yani ekmek bir eve 5 tane girerse artık idareli bir şekilde 4'e düşürüldü. Düşürülmektedir de. Efendim, şimdi geçen yılın 100 lirası tamam. Ama aradan bir yıl geçtikten sonra o 100 lira 10 TL yerine geçer gibi oldu. Alım gücünün düşmesi nedeniyle. Evet, evet. Bu bakımdan bir bakıyorsun marketlerde artık böyle o şeyler yüklü bir şekilde alışveriş yapan arabacıklar var ya, pek onlara rağbet kalmadı değil, ihtiyaç fazlası olan şeyler için kullanılırdı. Şimdi poşetlerle çıkıyor millet. Yani bir poşete ve dert yanıyor. İşte bu poşette aldığım bunlardır, bu kadar para verdim, inanılmaz diyor. Dert yanıyorlar. Hı hı. Bunun gibi yani etten balıktan falan vazgeçtik. Ama hakikaten bir darboğazdan geçtiğimiz doğrudur. Her geçen gün işte az önce bahsettiğiniz bir ardına geliyor zamlar. Vatandaşın alım gücü düştükçe düşüyor. Ayak uydurabilmek oldukça zor. Nasıl geçineceğiz diye soru işaretleri devamlı surette kafaları kurcalıyor. O bakımdan yani tabii hükümet de yeni kurulmuş bir hükümet. Ama hükümetlerin görevi her şeyden önce vatandaşın hayatını iyileştirmek, hı hı, olmalıdır. Yani bunun için neler yapılabilir? Artık o bürokratların, uzmanların işidir. Ve bir an önce bu yöndeki çalışmaların uygulamaya konulması en azından bir parça olsun, kısmen de olsa vatandaşın hayatının kolaylaştırılması, iyileştirilmesi gerektiği inancını bir kez daha burada vurgulamak lazım. Şimdi, hükümetin üstüne çok görev düşüyor Akay Cemal. Yani şimdi hükümet diyor ki ateşten gömleği giydik, böyle bir dönemde hükümet olmak da kolay değil, hükümetçilik
kolay değildir. Hakikaten büyük riskleri vardır. Böyle olmasına rağmen yani bu görevi üstlenmek de bir yerde risktir. Ama ben eminim ki yoğun bir çalışma, geceyi gündüze katarak bir çalışma gerçekleştirildiği takdirde adım adım yola devam edilecek. Ve nasıl ki Rum tarafı çok daha kötü bir durumdaydı geçmişte ve kendilerine Avrupa Birliği'nin sunduğu öneriler vardı. Ya bu ilaçları içeceksiniz ve iyileşesiniz, hı hı, ya da batıp gideceksiniz denmişti. Onlar birinci şıkkı kabul etmek durumunda kaldılar. Kemerleri sonuna kadar sıktılar. Fedakarlık yaptılar. Sokaklar dilencilerle doldu taştıydı. Açlık tavan yaptıydı. Ama o geçiş sürecini, işte bu kötü günleri atlattılar ve düzlüğe çıkmayı başardılar. Yani bir plan ve program dahilinde biraz fedakarlıkla, biraz özveriyle aşılabilir. Yeter ki yani sağlam olsun, vatandaşa güven gelsin, güvensin ve önümüzdeki günlerde hiç olmazsa çoluk çocuğumuz için, torunlarımız için daha rahat bir ülke bırakalım imajı hasıl olsun derler. Bu bakımdan yani bu darboğazı aşabilecek uzmanlar devamlı surette yol göstermekte, sinyal vermektedirler. Tünelin ucunda ışık görebilmek için bir takım tavsiyelerde bulunmaktadırlar, öneriler yapmaktadırlar. Bunlara kulak vermek lazım ve toplum olarak hep birlikte bu darboğazı aşabilmek için herkes birlik ve beraberlik içinde yürümesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu noktada Güney Kıbrıs'tan verdiğiniz örnekte Avrupa Birliği'nin verdiği reçeteyi aslında bu 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan işbirliği protokolüne evirmek istiyorum ve bunu sormak istiyorum. Sayın Sucuoğlu'nun başbakanlık döneminde imzaladığı protokolün maddeleri uzunca bir süredir yani bizlere yansımasıyla, kamuoyuna yansımasıyla birlikte birçok şekilde birçok maddesi tartışılmaya başlandı. A'dan Z'ye hemen hemen her şey var içerisinde. Yani mali olarak yürütülecek şeylerin haricinde de bir takım maddeler aslında hem soru işaretlerini hem de tartışmaları beraberinde getirdi. Genel hatlarıyla bir protokolü siz nasıl değerlendirirsiniz? Buradan yani şimdi, başlayalım. Aslında koalisyon ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Arıklı diyor ki bunun diğerlerinden bir farkı yoktur. Hı hı. Ama böyle olmasına rağmen tabii ki daha detaylı bir protokol olduğu da açık ve seçik. Bir takım hususlar var, müphem. Yani böyle biraz daha aydınlığa kavuşturulması, netliğe kavuşturulması gerekir. Ha bir de tabii ki bizde ne var? Eskiden beri alışılmış rahatlık var. Böyle gelmiş, böyle gider şeklinde. Bazı kurumların işte çağ dışı bir şekilde çalıştırılmasına devam etme istemi vesaire şu bu. Bunların tabii ki bir yerde artık kurumların yani yenilenmesi gerekir. Efendim küresel ekonomik krizde bir takım kurallara riayet etmek, hatta değiştirmek gerekir. Aksi halde sınıfta kalmış oluruz. Bu bakımdan yani protokolün iyi yönlerini, maddelerini alıp bize uymayan yönleri varsa bunları tekrar müzakere masasına koyup da karşılıklı diyalogla ve tabii ki bizim koşullarımızda neler gerektiğini anlatarak, izah ederek
ve ikna ederek bir takım değişiklikler yapılabilir. Yani netlik kazanması açısından bazı maddeler üzerinde her iki tarafta durabilecek, akıl yoracak ve de konsensüs sağlayabilecek bir konumu kabul etmektedirler. Bu bakımdan hani imkansız değildir. Yeter ki iyi niyetle ve gerçekten Kıbrıs Türk halkının yararına olabilecek şekilde bazı maddelerde daha net bir görünüm ortaya konulsun. Herkes tarafından o konuda iyi anlaşılsın ve uygulamada da Kıbrıs Türk'ünün yararına sonuç getirsin. Sanırım bazı maddelerde böyle sizin de ifade ettiğiniz gibi bir yani açıklık gerekir. Yani bu bakımdan bunlar çözümü kolay şeylerdir, imkansız değildir. Yeter ki dediğim gibi karşılıklı oturulup konuşulsun iyi niyetle ve çözüme bağlansın. Dediğiniz gibi yoruma açık çok madde var. Aslında okuduk, anlamaya çalıştık, üzerinde tartıştık ama farklı şekillerde yorumlanabilir, farklı şekillerde algılanabilir. Bu noktada Sayın Sucuoğlu imzayı attı ama sorumluluk Sayın Üstel'in üstüne geldi. Tabii. Şimdi hükümetin de çiçeği burnunda tabiri caizse başbakanı olarak Üstel aynı zamanda bir Türkiye ziyareti gerçekleştiriyor. Burada bu sizin de dediğiniz gibi biraz daha netleştirilmesi gereken o tartışma konuları üzerinde Üstel'in temasları bir önem arz ediyor mu size göre? Muhakkak. Belki de ziyaret bu amaca yöneliktir. Yani bu protokol yapıldı ama ben yoktum. İşte bu yönde bir takım şikayetler vardır. Bunu nasıl yani tatmin edici, daha doğrusu herkesin anlayabileceği net biçime sokabiliriz şeklinde elbette Ankara'da bunu soracaktır. Baş başa oturup belki de o maddelerde daha açıklayıcı, bilgi verici, herkesin anlayabileceği bir lisanla yeniden tadilat, gerekli değişiklikler yapılabilir mi? Bizim koşullarımız dikkate alınarak bir takım o bünyeye uygun olmayan uzuvlar kesilip atılacak mı? Bunlar hep tartışma konusudur tabii ki. Ama öyle inanıyorum ki ikna edildiği takdirde karşı taraf da bu yönde olumlu adımlar atar. Bugüne kadar attığı gibi. Yoksa bir çırpıda işte bu iyi değildir hemen olumsuzluklarla dolu bir ortam yaratmak da hoş olmasa gerek diye düşünüyorum. Ünal Üstel'in üzerindeki sorumluluk o zaman gerçekten çok büyük diye yorumlamak lazım. Tabii. Öyle değil mi Sayın Cemal? Çünkü doğru ifade etmek, doğru üslubu kullanmak. Belki de Türkiye'li o hep konuştuğumuz o, aslında en kötü noktaya taşındı diye eleştiriler var ya Türkiye-KKTC ilişkileri. Belki o ilişkilerin de o gerginliğini yumuşatmak ama aynı zamanda buradaki gelen tepkileri de doğru şekilde anlatabilerek yapmak. Evet. Sayın Üstel'in görevi hiç de kolay gözükmüyor öyleyse zaten, bundan. Zaten kendisinde ifade ettiği gibi ateşten gömleği giyen bir başbakan elbette ki bunları da yerine getirmek için çaba gösterecektir. Bütün hükümetlerde ateşten gömlek ve taşın elinin altını taşını yani, koyma kullandı Akay Cemal de. Bilmiyorum o gömlek de hep çıkartıldı ondan sonra üstlerinden. Yani şimdi özellikle bu dönemde yani bu kritik dönemde bu görevi üstlenmek kolay değildir. Doğru.
Bunu da vurgulamak ve hakkını teslim etmek gerek. Peki, kolaylıklar diyelim Sayın Üstel'e. Tabii, Türkiye'deki tabii, temasların evet. ardından yapacağı açıklamalar aslında o zaman konu gündeme daha çok oturacak tabii, galiba. Sayın Üstel elinde neyle gelecek, bize ne malzemeler verecek, ne açıklamalar yapacak? Onlar şimdiden hayırlı yolculuklar evet. dileyelim. İnşallah iyi haberler getirir. İnşallah o kaybettiğimiz umutlarımız da yavaş yavaş yeşerir onunla birlikte diyelim. Bir yandan da bu hayat pahalılığı ile ilgili tabii sendikalarda eylem hazırlığında, protokolün içerisinde sendikalarla ilgili maddeler de var ama sendikalarda örgütlenerek toplu bir eylem hazırlığındalar. Bunun sinyalleri veriliyor. Evet. Ülkede bir kaos ortamı yaratılıyor. Bununla birlikte tabii ki atılması gereken kararlar, atılması gereken adımlar, mecliste yapılması gereken yasalar bizi bekliyor. Ancak meclisin salı günkü oturumuna bakacak olursak iki genç milletvekili, iki yeni milletvekilimizin siyasetin içinde olup yıllarını vermiş daha büyük isimler, yaşça daha büyük, tecrübe olarak daha büyük isimler çocuk dedi bunlar. Acemiliklerine verdiler ama maalesef tatsız bir olay yaşandı. Hatırlanacağı üzere izleyicilerimize de hatırlatalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yeşilırmak. Emrah Yeşilırmak meclisin en genç milletvekili evet. bu arada. İkisi arasında bir atışma ve ondan sonra fiziki bir münakaşaya evrilecekken orada vekillerin araya girmesiyle o istenmeyen kavga evet. büyümedi. Şimdi meclis ne Dingo'nun ahırıdır ne de Pancaro'nun hanı demiş Akay Cemal bugünkü yazısında. Şimdi olayı biraz tartışacağız, olayı biraz konuşacağız sizinle ama izin verirseniz ben yazınızdan yola çıkarak gene yorumlamadan önce siz biraz izleyicilerimle paylaşmak isterim. Evet değerli izleyenler, 27 Mayıs 2022 tarihinde Cuma günü Akay Cemal bu geçtiğimiz Salı günü meydana gelen meclisteki tartışmayla ilgili olayı kaleme aldı. Ve başlığı aslında tekrarlamak istiyorum çünkü son derece imalı ve dikkat çekici. Meclis ne Dingo'nun ahırıdır ne de Pancoro'nun hanı demiş. Mecliste sinirlerin gerilmesi ve yaşanan tatsızlık üzerine olaya metalder her iki milletvekili de açıklama yaptı. UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak mecliste her türlü hakareti ve eylemi yapabileceğini zannedenlere karşı bundan böyle susmayacağım dedi. Her eleştiriye karşı fikri, nezaketi ve bilgisiyle verecek bir cevabı olduğunu söyledi. Yeşilırmak yaşanan bu olaylardan ders çıkararak temsil ettiğimiz iradeyi en güçlü şekilde meclise taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın ifadelerini kullandı. Yeşilırmak halkımız için en iyi olanı bir an önce yapma gayretindeyiz dedi. Geçmişte CTP'nin kendi hatalarından kaynaklı bozuk kamu yapısını düzeltmeye yönelik bir adımda yok şeklinde konuşan Yeşilırmak özetle şunları kaydetti. Zorbalıkla, ses yükselterek, sokak kabadayısı gibi içi boş konuşarak UBP'yi ve UBP'li milletvekillerini döveceklerini, toplum önünde küçük düşüreceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bundan böyle susmayacağız. Laftan başka bir şey üretmeyen, zorbalığı maharet sayanlara inat, sözümüzü söyleyeceğiz ama iş üreteceğiz. CTP milletvekili Devrim Barçın ise erkeklik veya bir cinsiyet üzerinden bir siyasi tanımlama yapmadığımı herkes bilir. Ama o an bir sinir harbiyle söylenmiş olan bir kelimenin toplumda hassasiyet yarattığını ve bunun da doğru olmadığını kabul ediyorum dedi. Barçın ancak bu orada UBP öznelinde vekillere söylenen bir söz değil. Benim Devrim Barçın olarak her zaman savunduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde o kelimeyi o şekilde ifade etmem yanlış olabilir şeklinde görüş belirtti. Barçın toplumun sinir uçlarına ciddi bir şekilde saldırı vardır. Biz CTP olarak hiçbir zaman saldırmayız ve şiddeti desteklemeyiz. Ama saldırılara karşı da direnmeyi iyi biliriz dedi. Burada ispat edilmek istenen nedir? Öncelikle burası yani meclis saygı duyulması gereken yüce bir organdır. Kendi kişisel veya partisel kavgasını oraya taşımak hem meclise saygısızlıktır hem de bu halka. Kendilerine oy verip de oraya gönderen seçmen biz size bunun için mi oy verdik diye sormaz mı? Meclis ne Dingo'nun ahırıdır ne de Pancaro'nun hanı. Mecliste fikirler çarpışır, küfürler hakaretler değil.
Voyvodalık sökmez, mecliste tişörtle de girilmez. Bilmeyenler iç tüzüğü iyi okusunlar. Kravat takmadan ne meclise girilebilir ne de kürsüye çıkılabilir. Ha Boğaz'da pikniğe gideceksen ya da bir sivil toplum örgütünün toplantısında konuşacaksan o ayrı mesele. Dünyanın her yerinde böyledir, yalnız KKTC'de değil. Amerika'yı yeniden keşfedecek değiliz. Yasamayı küçük düşürmeye çalışmak, aynı zamanda yürütme ve yargıyı da küçük düşürmeye çalışmak demektir. Medeni bir insan olarak seni seçene layık bir şekilde onun hatırına fikrini söyle, eleştirini yap, küfre tevessül etme. Siz belki hatırlamazsınız, ben hatırlatayım. Geçmişte Allah rahmet eylesin Arif Hasan Tahsin bir gün kurucu meclise kravatsız ve kot pantolonuna gelmişti. Meclis başkanı kendisine git üstünü başını düzelt ve öyle gel deyince Arif Hasan Tahsin hatasını anlamış ve kravatını takarak tekrar meclise gelmişti. Şimdiki meclis başkanı Zorlu Töre de bunu hatırlamayabilir ancak onun da bu noktayı iyi bellemesi ve iç tüzüğün uygulanmasında hassasiyet göstermesi gereğini yerine getirmesi gerekir. İç tüzükte zikzak diye bir şey olmamalıdır demiş Akay Cemal. Mecliste yaşanan bu gerginlikle ilgili hem olayı hatırlatmışsınız hem yapılması gerekenleri hatırlatmışsınız. Geçmişten de bir örnek vermişsiniz. Evet bunu benim de hafızamda yok. Bu benim için de iyi bir bilgi dağarcığıma eklenmiş bir konu oldu. Şimdi olayı zaten anlattınız. Yani vekiller orada konuşma yapacakken ana muhalefetin partisi bir tişörtü kürsüye astı, üstüne giydi. Orada bir sözlü münakaşa ama sert, kaba kelimeler de konuşuldu. Sonra her iki vekil de kendini ifade edecek açıklamalarda bulundu. Devrim Barç'ın aslında hatalı olduğunu kendine bir öz eleştiri de yaptı. Tabii şimdi gençliklerine vermek belki olasıdır, belki hoşgörü büyüklüktendir ama sizin daha önemli bir yere dikkat çektiniz. Orası bir meclis. Muhakkak. Orası meclis, bu devletin meclisi. Evet. Ve siz bu halkın oylarıyla oraya gittiniz. Orada yapılması gereken doğru dürüst giyim kuşam ve kürsü özgürlüğü, kürsüden eleştirini yap, küfür olmasın. Herhangi birinin izzeti nefsini kırmadan, dökmeden değil mi? Yani eleştirini yap, hakikaten ortaya öneriler koy, düşüncelerini sırala teker teker ve bravo desin herkes. Yani haşeye gelince çok kullanılır dingonun ahırı. İkisi de Rum'dur. Dingo. Dingo. Pancaro. Ve Pancaro'nun hanı. Zannederim Pancaro'nun hanı lokmacı kapısına gitmeden sağa dönen bir yol var. Onun adı Baf Sokağı'dır. Baf Sokağı. Hacı Kiryakoların zamanında mağazalarının bulunduğu bir sokak. Ermeniler vardı o sokakta, kazancılar falan vesaire. Yani karışıktı Türkler, Ermeniler, Rumlar falan. Orada yani çok yıllar geçti ama hatırlıyorum o şeyi. Hanı, Pancaro'nun hanı meşhurdu çok. İşte yazılarda da arada bir kullanırlar. Burası Pancaro'nun hanı değildir diye böyle. Bu vesileyle onu da vurgulamak istedim. Bu da genel istedim. Kültürümüze ek bir bilgi tabii, olarak tabii. Bizlerin eklendi. Bu da bilmediğim bir şeydi. Yani, Pancaro'nun hanı gerçekte de var. Tabii olan. Dingo'nun ahırı Pancaro'nun hanı. Meşhur özellikle Pancaro'yu ben hatırlıyorum yani. Pancaro'nun hanı değildi diye. Hatta o şeyde Kuşadası'nda ne vardı atlı arabalar. Hı hı. Turistleri gezdiren o atlı arabalar var ya, biz garotsa derdik onlara. Garotsalar da vardı orada. Hep genelde Türklerdi şeyin sahipleri. Atlı arabalar böyle gayet güzel süslenmiş vesaire şu bu.
O bölgedeydi böyle. Garofsa da herhalde Rumca bir kelime değil tabii, mi? Tabii, o da tabii. Rumca Garofsa, bir kelime. Evet. Kültür o kadar yakın ki birbirine ve bir zamanında da birlikte yaşanıldığı için dil ister istemez birbirine geçiyor. O kelimeler birbirine geçiyor. Onların bizden, bizlerin ondan aldığı kelimeler de hala burada yani deyimsel olarak da kullanılıyor. Orayı çok iyi biliyorum. Yani bu pancaron hanı zaten belli başlı hanlar vardı Lefkoşa'da. Ben Baf sokağında talebeyken harçlığımı çıkarmak için çalışıyordum. O bakımdan bazı orada kazancı Ermenileri tanıyordum. Selamlaşırdık falan. Mesela Lokmacı da Ermeniydi. Öyle mi? Tabii ismini kapıya verilen, ismi kapıya verilen Lokmacı kapısı dedikleri. Lokmacı kısa boylu her zaman beyaz önlük önünde böyle yani Türkçesi çok iyi. Zaten her Ermeninin Türkçesi çok iyiydi. Evet. Yani bizim devamlı surette uğrak yerimizdi. Çünkü çalıştığım dükkanda birkaç dükkan ötedeydi falan. O bakımdan bunlar yani yeni neslin de bilmesi bakımından Lokmacı kim idi? Lokmacı işte o bölgede çalışan Lokmacıydı. Tabii Lokmacıydı. Ermeni bir kişiydi. Pancaro'nun hanı da meşhurdu. Pancaro'nun hanı daha yukarıda, evet. Ne güzel günlermiş ve yani aslında şimdi iki vekilin birbirine muhalif görüşteki iki vekilin birbirlerine nahoş sözlerini söylemeyi tartışırken aslında ne kadar büyük bir hoşgörü toplumundan ne kadar bir bu kültürden geldiğimizi de aslında anlatmış oldunuz bize bu vesileyle. Türk, Rum ve Ermeniler bir arada ticaret yapıyor. Filistinli bir Arap orada Muhammed derlerdi. Biz onun yanında çalışırdık. Sırf talebeydik ve okul masrafını çıkartabilmek için. Yani Türk, Rum, Ermeni ve Arap düşünün. Ne kadar güzel bir örnek aslında değil mi? Tam da bu meclis gerginliğini tartışırken dediğim gibi aslında hoşgörü kültüründen geldiğimizi de unutmamamız lazım. Şimdi siyasi çekişmeleri bir yana koyarsak burada bu toplumda, bu ülkede yaşayan halklar aslında birbirleriyle dostane şekilde o siyasi şeyler girmeden önce çok güzel komşuluk ilişkileri olmuş, ticari ilişkileri olmuş öyle değil mi? Dillerini öğrenmişler birbirlerinin. İnançlarına saygı durmuşlar ama biz kendi ülkemizde kendi kurduğumuz vatan topraklarında birbirimize sert sözlerle muhalif oluyoruz. Öyle tabii de yani şimdi o günlerde nihayet Kıbrıs Cumhuriyeti yeni kurulmuştu. Daha yani Kıbrıs'tan tüm egemenliği bize aittir diye Rum siyasilerin, Makaryos'un vesairenin işte daha sonra başlattıkları hareketler henüz yoktu. Hı hı. Ondan ötürü zaten çatışmalar başlamıştı falan vesaire. Hı. Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kovulması, dışlanması. Evet, sonrasında vesaire. Acılarla dolu. Orada sanırım bir şey daha var. Değerli dostum Ahmet Tolgay'ın evet. Bir yerini işaretlemişti. Evet. Ben vereyim isterseniz size buyursunlar. Vurgulamakta yarar hı-hı var. Hı-hı. Çünkü şeyle ilgilidir. Yani bu protokol ile protokol konusu. Tabii, için, tabii ki. Ahmet Tolgay dostum şöyle diyor. Rum bizi çok seviyor. Ve her şeyimize maydanoz misali Akel de girdi devreye. Akel. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki protokol Kıbrıslı Türkler aleyhinde yeni bir darbe imiş. Bu söylem tarzı hiç de yabancı gelmedi bize. Aşinayız. Ve Akel'in işaretinden sonra diğer Rum örgütlerinden de ve düşünürlerinden de Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti protokolüne varyansın kampanyası yaygınlaştı
rombasını da kaynadı. Evet, ilhakı düşünmek gerek üzerinde. Rom bizi çok mu seviyor? Türkiye'nin pençesinden bizi kurtarmaya mı uğraşıyor? Zaten okumadan şartlanmış olarak o protokole ön yargıyla karşı çıkmış olanlar şimdi herkesin resmi gazetede okuyabilme olanağını bulduğu bu belgeyi ilhak protokolü olarak niteleyip istismarcı bir dille varyansına geçtiler. Allah aşkına o protokolde hiç mi Kıbrıs Türk'ünün yararına bir şey yok? Nedir bu toptan reddediş böyle? Türkiye çıkarına ve ilhakı gerektirecek hangi madde var? Türkiye'li vergi mükelleflerinin parasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için nasıl kullanılması gerektiğini belirten maddelerden başka, din konusunda bile madde olduğunu irdeleyenler, dinsel kurumların finansmanı için de paralar ödendiğini niye es geçerler? Peki efendim, Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler kurumlarından ve Rum'dan çeşitli kamuflajlar içinde alınan paralar acaba şartsız, şurtsuz mu hibe edilmektedir? Örneğin İstelios'un para ödüllerini alabilmek için sıraya girenler onun koyduğu koşullara uymak zorunda değiller mi? Demiş Ahmet Tolgay. Ahmet Tolgay, biraz daha sert, bizden bir tık daha sert galiba bir bu tavır, konuda bir tavır evet. sergilemiş. Evet, yaşanan tartışmalar. Yani şeyle, protokolle ilgili olduğu için evet. Can alıcı noktası buydu yani, evet, yani yazısının. Evet, aslında şunu görüyorum sizin yazınızda da, Ahmet Tolgay'ın yazılarında da. Yani bakın, isteyince de sert şeyler yazılabiliyor ama ne kadar incitmeden, acıtmadan, düzgün kelimeler seçilerek, değil mi? Evet. Yani siz büyüklerimizden de öğrenmemiz gereken çok şey olduğu gibi bu lisanı doğru kullanmayı da galiba sizlerden öğrenmek lazım. Meclis tartışmasına ben de bu şekilde bir atıfta bulunayım öyleyse. Evet, Ahmet Tolgay'ın dediklerini kuşkusuz ki katılıyorsunuz siz de. Burada aslında Güney komşumuza da birazcık malzeme verdiğimiz konusunda bir eleştiri yapılmış. Hayır, yani onlara ne düşüyor? Hani AKEL... AKEL mevzuya yani girdi. Her Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir takım böyle tartışma vesaire yaşandı mı? Şu veya bu nedenle hemen... Malzeme olarak kabul tabii, ediyor bunu. Yani biz şimdi Rum tarafıyla Yunanistan'ın ikili protokol, ekonomik konularda protokol imzalamalarına vesaire, yani buradan herhangi bir ses çıkıyor mu? Yok öyle bir şey. O bakımdan herkes yani bir yerde haddini bilsin. Yani bu böyledir. İç meseleler konusunda en azından tabii, müdahil olunmaması gerektiğini, yani biz sizinle yaptığımız programlarda da tüm dünya ve Türkiye üzerinden gündemi değerlendirirken en yakınımız Türkiye olmasına rağmen kendi iç politikaları ile ilgili yorum yapmaktan ya, her daim sakınıyoruz. Tabii. Onlar onların iç meselesi, iç siyaseti diyoruz. Tabii. Ancak uluslararası çıkarlar ya da işte bizim Kıbrıs meselesiyle ilgili bir duruş varsa orada yorumlarımızı karşılıklı paylaşıyoruz. Burada AKEL'in yaptığı biraz haddini aşmak gibi yorumlanabilir öyleyse. Yani bir yerde... Buna da maydanoz olmak. Peki, ne maydanoz olmasın AKEL o zaman efendim, değil mi? Yani nihayet mesela o protokol veya biraz daha ağır konuşayım. O tartışma çıkan meclis ne DİSİ'nin meclisidir ne de AKEL'in. Orası bir cumhuriyet meclisi. Tabii. Evet. AKEL bakalım bundan sonra neler yapacak bize. Evet.
Peki meclisten devam edelim. Mecliste temsil edilen partiler sadece UBP ve CTP arasındaki gerginlik de değil, Halkın Partisi'nden de bir adım gelmişti. Bu da artık ete kemiğe bürünüyor Akay Cemal. Halkın Partisi Genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay meclisten çekilme dilekçesi verdi. Sineği millet. Başlık bu. Halkın Partisi'nin almış olduğu bir karar. Daha önce KKTC tarihinde bir kez daha yaşanmış. Yanılıyor muyum? Bildiğim kadarıyla bir kez daha yaşanmış. Evet, evet. Şu anda Sayın Özersay sineği millet konuşması, tartışması yapılıyordu ama bu konuda görevden çekilme dilekçesini. Şimdi yeni şey bu tabir efendim, istifa etti değil de görevden affını isteme, görevden geri çekilme. Ben de o yeni modayı uyuyayım dedim. Geri çekilmeyi talep etmiş meclisten Sayın Özersay. Halkın arasında siyaset diyor, sineği millet diyor, meclisin meşruiyeti diyor, biz yokuz diyor. Siz ne diyorsunuz peki? Yani Allah kolaylık versin. Bahtını ne derler? Açık etsin. Açık eylesin. Tabii Halkın Partisi'nin iki milletvekili daha vardır. Evet. Onların yani düşünceleri tam net olarak henüz bir resmi açıklama yok. Yansımış değildir. Bir açıklama da yoktur. Şimdi gerek Ayşegül Baybars, gerekse Jale Rogers elbette bu konuda bir açıklama yaparlar mı? Çünkü seçilmiş iki tane Özersay gibi onlar da bu halkın oylarıyla seçilmiş milletvekilidirler. Ha, Sayın Özersay bu konuda mecliste değil de dışarıda mücadele etme yolunu tercih etmiş olabilir. Ama kendisinin partisinin diğer iki milletvekili acaba aynı konuda hemfikir mi değil mi? Bu muhakkak surette bir prosedürü işte meclis başkanlığına sundu vesaire. Orada ileride oylanacak vesaire. Ve Temmuz'dan önce meclis tatile girmeden önce bunun sonucunun alınması gerektiğini söyledi. Galiba bir yerde de şey demişti. Yani ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevime tekrar dönerim vesaire. Çünkü nihayet yani milletvekili maaşı da düşer. Tabii milletvekilliği ki. Milletvekilliği düştükten sonra. Bir akademisyen Kudret Özersay aynı zamanda. Ama yani zihinlerde nice soru işaretleri var bu konuda. Partinin özellikle geleceği bakımından izlenecek yol gerçekten olumlu mu? Daha iyiye gider mi? Gitmez mi? Çeşitli tartışmalar olabilir bu konuda. Yani partinin büyümesi için geçmişte bazı çabalardan söz edilmişti. Ama son seçimde de biliyorsunuz 3 milletvekiliyle yetinilmiş bulunmaktadır. Bu durumda ne yapılabilir? Elbette parti yöneticileri bu konuyu enine boyuna tartışacaklardır. Parti meclis grubu değil mi? Mutlaka. Ona göre bir tavır koyacaklardır. Ama bu konuda geriye kalan iki milletvekilinin de atacakları adım partinin geleceği bakımından son derece önemlidir. Bakarsın onlar mecliste yerlerini alabilirler. Kim bilir yani artık onların takdirine kalmış bir şeydir. Şimdi, daha doğrusu meclisin, parti meclisinin yani hep birlikte hareket mi? Yoksa ayrılık mı?
zor bir karar. İki kadın tabii, milletvekili de şimdi bu konuda net bir açıklama yapmadı. Hatta hiçbir açıklama yapmadı. Net değil, hiçbir açıklama yapmadı. Ama Sayın Özer Sayın bir açıklaması var ki bu iki milletvekilinin bu sineği millet kararını onaylamaması durumunda partiden ihraç da dahil her türlü yola gidileceği. Yani aslında bu iki kadın milletvekilinin halkın partisiyle ilişkilerinin kopması da i̇hraç, gündemde. İhraç edilse dahi bu iki milletvekili milletvekilliği devam eder. Bağımsız olacaklar. Tabii, öyle değil mi? Bağımsız milletvekili yani, olacaklar. Bağımsız milletvekili devam eder veya herhangi bir partiye girebilir. Başka bir partiye girebilirler falan. Bu da söz. Onun için onların açıklama yapmasından sonra fotoğraf netleşecektir. Netleşecek. Yani daha fazla bunun üzerinde yorum yapmak abestir. Mesela Özer Sayın istifasından sonra beklenen bu iki vekilden de bir açıklama gelmesi ama belli ki onlar da şu anda ölçüp biçip tartıyorlar. Kendi parti içlerinde de bu konuyu tartışıyorlar. Biraz dünyadan bir maddeyi son birkaç dakikamız kaldı Sayın Cemal. Ama bunu da sormak istiyorum çünkü önemli bir konu. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği gündeme geldi malumunuz. Türkiye'nin bu noktada teröre destek verdiği için bu ülkeye oylamada net tavır kabul etmiyoruz NATO'ya alınmasını denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kendi kaygılarından dolayı zaten onaylamıyor ve bu savaşın devamlılığı açısından da büyük riskler teşkil ediyor. Hemen kısaca burada bunu da çünkü Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemli. Bir yandan istişareler devam ediyor iki ülkeyle Dışişleri evet. Bakanlığı nezdinde. Nasıl yorumlamak lazım bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunu Rusya-Ukrayna savaşına etkileri ne olur? Malumunuz bu savaştan dolayı yediğimiz ekmeğe kadar her şey risk altında. Dolayısıyla aslında bizim ülkemizi de ilgilendiriyor. Tabii, son dünyaya da bir değinelim ve kapatalım yavaş yavaş. Yani şimdi Finlandiya'dan çok daha fazla İsveç'in terör defterinin temiz olmadığı hususu Türkiye'de yetkililer tarafından sürekli dile getirilmektedir. Ha, peki, yani şu anda NATO üyesi olup da terörü desteklemeyen ülke yok mudur? Başta Fransa olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, işte Suriye'de görüyoruz yani. Yani burada ama onlar eski üyelerdir ve Türkiye devamlı surette hatırlatmaktadır kendilerine. Yani şimdi burada ilk aklıma gelen Fransa oldu. Amerika Birleşik Devletleri NATO üyesi olarak PYD'ye destek verdi. Destek vesaire. Silahlanma yardımı tabii. Da ama yani bu arada Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu husus orada belli kişilerin isimlerini veriyor. Bunların bana teslim edilmesi gerekir öncelikle diyor. Yani nasıl Amerika'dan istediği halde alamadı ama İsveç'inden belirli isimlerin yani önde gelen bu örgütlenmenin başını üstlenenler elbette Türkiye'nin elinde liste vardır. Bunların bana teslim edilmesi ve yargılanması gerekir diyor. Kaldı ki yani İsveç'te son günlerde yapılan Türkiye aleyhtarı bir takım eylemler malum bilinmektedir. Yani bunları televizyon ekranlarında izledik. O bakımdan Türkiye'nin özellikle İsveç, yani Finlandiya'da o, beraber gidiyor bu vagonda. Ama İsveç'in öteden beri işte bu terör olaylarının içinde olduğu, onları koruduğu, desteklediği şu veya bu şekilde onların örgütlenmesine hiç ses çıkarmadığı, göz yumduğu ifade edilmektedir. Türkiye tarafından, Türkiye'nin elinde bu konuda belgeler mevcuttur. En azından bunların bu isteklerin karşılanması ve olayın netliğe kavuşması gerekir. Yani Türkiye'nin
NATO Genel Sekreteri dahi Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin haklı olduğunu geçen gün dile getirmişti. Evet. O bakımdan yani ciddiye alınması gereken bir husustur. Türkiye geçmişte bir yanlış yapmış. İşte Yunanistan'ın tekrar NATO'ya alınması vetosundan vazgeçmişti. Yeşil ışık yakmıştı. Ama tabii ki bu iyi mi oldu, kötü mü oldu o ayrı hikaye. Her neyse aradan yıllar geçti. Fakat şu anda ortada Rusya'nın da Ukrayna ile savaşı dikkate alındığında bu konuda çok ince eleyip sık dokunması gereken bir konu Türkiye'nin önündedir. Bir de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Türkiye çok önemli bir noktada. Şimdi Rusya ile ilişkiler, Ukrayna ile yürütülecek müzakereler her anlamda, her konuda çok hassas yani bir noktada. Türkiye burada gerçekten çok yani diplomatik bir başarı ile yürütmektedir. Gerçi şu ana kadar iki taraf yüz yüze son zamanlarda gelmemişse de Türkiye'nin bu konuda devamlı surette hem Ukrayna ile hem Rusya ile diyaloğu söz konusudur. Geçen gün de Macron'la bu konuyu telefonda görüşmüştür Erdoğan. Evet. Ama bir yanda esas olan yani NATO'nun en başta gelen büyüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını biraz sorgulaması gerekir. Kendi kendinin sorgulaması gerekir. NATO terörden arındırılmalı mı, arındırılmamalı mı? Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin esasında Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında yapılan bu süreci dolaylı olarak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülmektedir. Çünkü oradan istenilen kişiler de verilmiş değildir. Kaldı ki NATO'nun idarecisi konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yani bugün Türkiye'de ifade etmektedir ki Suriye'de başta Suriye olmak üzere her tarafta Türkiye'nin yani bir başka NATO üyesinin karşısına dikilmektedir. Evet. Desteklenmektedir, beslenmektedir. Yani Türkiye'nin bu konuda artık bunları görerek daha dikkatli davranması gerekmiyor mu? Elbette kuşkusuz, gerekir. Kuşkusuz. Tabii. Doğru adımı da atacaktır. Dış politikada gayet başarılı adımlar attığını tanık olduk çünkü Türkiye'nin. Evet, evet. Bakalım bundan sonrasındaki ilerleyen görüşmeler ve sonundaki verilecek kararlar nereye götürecek? Bu kararlar doğrultusunda neler yaşanacak? Evet, maalesef İsrail süremiz... İsrail konusunda da doğru adımlar atılmaktadır. Hı hı. Sanırım yakında karşılıklı büyükelçilerin atanmasına geçilebilecektir diye düşünüyorum. Birçok aslında kopuk olan ilişkilerde normalleşme süreci evet. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail vesaire yani bu noktada önemli adımlar atılıyor. İlerleyen günlerde bakalım bunları da mutlaka tartışacak zamanımız olur ama bugün bize ayrılan süre bu kadar Sayın Cemal. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Haftayı birlikte değerlendirdik. Evet, son manşetimizi atalım ve hoşça kalın diyelim izleyicilerimize. Manşet şey olabilir. Ahır ve Handan uzak durulmalı. Peki, hafta sonu tadında bir manşet attık öyleyse. Ahır ve Handan uzak durun. Peki, çok teşekkür ediyorum rica size. Evet, değerli izleyenler, manşeti bu hafta burada kapatıyoruz. Bizler buradan ayrılırken size de mutlu hafta sonları, sağlıklı hafta sonları dileyelim. Pazartesi yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.